Hepinize merhaba. Bugün sardunya en kolay nasıl çoğaltılabilir? Sardunyalar çelik alma yoluyla evlerimizde nasıl çoğaltabiliriz? Onu göstermek istiyorum sizlere. Başlayalım. Bodur sardunyalar, sarmaşık sardunyalar, bahçe sardunyaları var. Şimdi en kolay sardunya nasıl çoğaltılabilir? Bakın, çelik alma yoluyla çoğaltacağız. Çelik alma yoluyla nasıl çoğaltılır? Önce şöyle sardunyamıza bakalım arkadaşlar. Çiçek açmış da olabilir, açmamış da olabilir. Hiç fark etmez. Bir tane arıyoruz arkadaşlar. Buldum. Şunu kopartacağım. Evet, normal ayrımından sarsmadan kopartıyoruz. Tabağımıza bırakalım. Evet, sarkım sardunyadan da bir tane alalım. Zor kopuyor. Koyalım. Şimdi bundan bir tane kopartalım. Bu şekilde arkadaşlar çiçeklerinizi de rahatlatmış oluyorsunuz. Daha rahat büyüyorlar. Hani kopartırken de çok sık olan bölgeyi kopartabilirsiniz. Sardıklarımı inceliyorum arkadaşlar. İki tane sarkım, iki tane de bodur sardunya koparttım. En alttaki yapraklarını kopartıyoruz arkadaşlar. Bakın. Şuraya kadar bir batırmamız gerekiyor. Bakın. Bunu da koparabiliriz. Evet. Karton bardaklar hazırladım. Bunları dikebiliriz. Hiç suda bekletmiyorum arkadaşlar. Bakın, torflu, geçirgen, iyi bir toprağa, her türlü toprağa koyabilirsiniz sardunyalar arkadaşlar. Sardunyalar güçlü çiçekler. Evet, şöyle kalemle bir yarık açıyorum ve bir tane sardunyamı bakın içine koyuyorum ve kenardan kapatıyorum. İkincisini dikelim. Yine bir tane oyuk açıyorum. Sardunyamın içine bakın bu şekilde koyuyorum. Ve kenarlardan kapatıyorum. Üçüncü dikelim. Oyuk açıyorum. Ve içine yerleştiriyorum. Bahçe sardunyaları ve bodur sardunyalar çok rahat tutuyorlar arkadaşlar. Ve çok rahat büyüyorlar. Suya da bırakabilirsiniz. Köklenmesini de bekleyebilirsiniz. Bir 10 güne kadar köklenebiliyor. Ama köklendirmeden de bu şekilde rahatlıkla dikebilirsiniz ve rahatlıkla tutacak. Şimdi suyunu veriyorum. 2 hafta toprağını nemli bırakıyorum. Daha sonra da haftada 2 veya hava durumunun sıcaklığa göre 3 kere sulayabilirim arkadaşlar. Sardunyalar suyu çok seviyorlar. Çok yakıcı güneşte de bırakmayın arkadaşlar. Bunlar da bir ay önce diktiğim sardunyalar arkadaşlar. Köklendirmeden, bu köklenmişti suda, bunu köklendirmeden diktim. Hatta çiçeği vardı, o çiçeğini döktü, bu yeni çiçek geldi, bu da tuttu arkadaşlar. Bu da bu senenin yavru sardunyası, file sardunyası, yeni dikilmiş. Bu da yeni dikilmiş, bakın yeni geliyor. Evinizde sardunyalarınızı çoğaltabilir ya da bir arkadaşınızda gördüğünüz bir sardunyadan rica edip çelik alıp çok kolay evinizde sardunyalarınızı çoğaltabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın.